Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizinle son dönemlerde sıklıkla kullandığım ve fikir olarak hoşuma giden bir uygulamayı paylaşmak istiyorum. Uygulamamızın adı Complete Internet Repair. Adından da anlayacağınız şekilde Windows işletim sistemlerinde ağ bağlantısında yaşadığınız genel sorunları çözebilmeniz için yardımcı bir uygulama diyebiliriz. Ben uygulamayı uzun süredir Major Geeks üzerinden takip ediyorum. Aslında bu uygulamayı takip etmemin en önemli sebeplerinden birisi de Major Geeks'tir. Birincisi nedeni belirttiğim gibi Major Geeks. Araştırdığıma göre görece Major Geeks diğer forumlara göre bünyesinde güvenlik riski oluşturan uygulamaları çok fazla barındırmıyor. Tabii ki bu hiç yok anlamına gelmiyor. Bunu belirtmiş olayım. İkincisi de bilinen uygulama paylaşan firmalar haricinde bireysel olarak uygulama geliştiren arkadaşları bizimle tanıştırıyor olması. İkinci sebep de arkadaşlar, fikir olarak benim bu tip uygulamalar hoşuma gidiyor. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Windows güncelleştirmesiyle alakalı benzer bir uygulama kullanmıştım. Örnek olarak verecek olursam bu tip uygulamalar Windows güncelleştirmesiyle alakalı alınan genel sorunlarla alakalı başlık başlık onu uygulamaya ekleyip hızlıca sorunu çözmenize yardımcı olabiliyor. Üçüncü nedeni de arkadaşlar, uygulama ücretsiz ve benim en çok sevdiğim portable, yani taşınabilir versiyonunda mevcut olması. Ben Windows işletim sistemlerinde portable uygulamaların daha az çöp bıraktığını ve performansı daha az düşürdüğünü düşünüyorum. Bu yüzden genel olarak taşınabilir uygulamaları kullanmayı tercih ediyorum. Dördüncü sebepse arkadaşlar, Windows işletim sistemlerini bazen böyle saçma sapan nedenlerden dolayı ayarlara giremiyor olmanız. Bu tip uygulamalar böyle durumlarda işinize yarayabiliyor. Diyelim ve isterseniz yavaş yavaş uygulamanın kullanımına geçelim. Buradan işte normal kurulum dosyasını indirmek istiyorsanız bu linki, portable olarak benim gibi kullanmak istiyorsanız da bu linki kullanıyorsunuz. Videonun altında ben tabii ki bu şekilde linkleri vereceğim. Ve Major Geeks'in şöyle bir güzel tarafı var. Benim bu verdiğim linki bir yıl sonra da iki yıl sonra da kullansanız, güncel sürüm eklenmişse o güncel sürümü otomatik olarak indirebiliyorsunuz aynı link üzerinden. Buradan görmüş olduğunuz gibi linke girip indirme işlemi yapabilirsiniz. Ben daha önce indirdiğim için buradan çalıştıracağım. Belirttiğim gibi ben portable versiyonunu kullanıyorum. Eğer varsa uygulamalarda portable versiyonu kullanıyorum. Kullanmış olduğunuz internet Windows işletim sistemi 32 bitse bu seçimi yapıyorsunuz. 64 bitse de x64 bit exe yazanı kullanıyorsunuz. Ben kullandığım istediğim sistemi 64 bit arkadaşlar. Uygulamayı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geliyor. Alttaki uyarıları dikkate almanızı tavsiye ederim başlangıç olarak. Görmüş olduğunuz gibi başlamadan önce tam internet onarma ile yapılan değişiklikleri geri almak için bir sistem geri yükleme noktası oluşturmanız gerekir, önerilir diyor. Ayrıca yerleşik Windows internet sorun gidericilerini herhangi bir şey onarım seçeneğinden önce çalıştırın. Ya da sizin sorununuz dışında bir seçim varsa, burada görmüş olduğunuz gibi direkt seçilmiş şekilde geldi. Eğer böyle bu şekilde ise bunu yapmayın diyor. Sizin yaşadığınız sorunu kullanmanızı tavsiye ediyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi hatırlatma. Onarılmayan sorunları zorla düzeltmeye çalışmayın. İstenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Ve yine belirteyim, burada sizin yaşadığınız sorunla alakalı kısmı kullanabilirsiniz. Diğer seçimleri kullanmamanızı tavsiye ediyor uygulamanın yapımcısı. Ben genel olarak çok fazla internet kullandığım için DNS sorunları yaşıyorum. Bundan dolayı görmüş olduğunuz gibi bunu seçip git dediğimde bu sorunla alakalı çözümü bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. İsterseniz üst kısımdan gelelim. Türkçe dil seçeneği mevcut, ancak bazı çeviriler sanırım yanlış çevrilmiş ya da anlaşılması biraz güç olmuş. Buradan gelip tercihler kısmından
dil kısmından Türkçe'yi seçebilirsiniz. Kaydet dedikten sonra uygulama kapanacaktır ve RAR dosyası belli değişikliklerin kaydedilmeyeceğini soracak. Onu da evet diyerek cevaplamanız gerekiyor. Ondan sonra Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Dosya kısmına baktık. Burada görmüş olduğunuz gibi onarım kısmında bu tip çok fazla sorunlu bir şeyi yani sorunlu bir şey yapıyorsanız bundan önce bir Windows geri yükleme noktası oluşturmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü bazen bu tip uygulamalar sizin yaşadığınız sorunu daha da böyle çözülmez hale getirebiliyor. Bundan dolayı bir geri yükleme noktası oluşturup olası sorunlarda tekrar dönebilirsiniz ondan önceki haline. Sorunları gider kısmında görmüş olduğunuz gibi ağ tanımlama, web internet, ağ tanımlama, ağ uyarlayıcı vesaire gibi görmüş olduğunuz gibi başlıklar mevcut. Burada ben de internet Explorer ya da ev grubu modifiye ettim. İşletim sisteminde olmadığı için pasif konumda ya da internet Explorer pasif konumda. Bunlar sizde aktif olarak gelebilir. Burada sanırım ben hiç kullanmadığım için belki çeviride bir hata olmuş olabilir. Dosya paylaşımıyla alakalı bir sorun yaşadığınızda bu menüyü kullanabiliyorsunuz. Bit arıza tespiti diyor arkadaşlar. Bu genel olarak Windows güncelleme ile alakalı bit uygulaması. Microsoft son dönemlerde teslim en iyileştirme denilen sizin diskinizde çok büyük bir alanı bloke edip ya da başka bir kullanıcı güncelleme çekmek istediğinde sizin bilgisayarınız üzerinden bu bloke ettiği kısma güncellemeleri atıp oradan diğer bilgisayarlarla güncellemeyi paylaşmak için bir sistem oluşturuyor. Genelde kendi cebini düşünerek yani böyle serverlar kurmayıp farklı şeyler yapmayıp sizin işte bilgisayarınızdaki internet izninize göz dikiyor. Sizin kullandığınız diskinizde alan bloke ediyor gibi vesaire şeyler var. Bu teslim en iyileştirmeyi kullanmadığınızda Bits üzerinden güncelleştirme yapabiliyorsunuz. Bununla alakalı da sorunları bu şekilde tespit edebilirsiniz. Windows güncelleştirme vesaire gibi şeyler var. Ve çoğu kişinin kullandığı internet hız testi için hızlı bir kısım var diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi araçlar kısmında da uzak masaüstü bağlantısıyla alakalı sorun yaşıyorsanız ya da internet Explorer özellikler menüsü için yani bu görmüş olduğunuz menüye hızlıca gitmek için araçlar kısmında kullanabilirsiniz. Bunun haricinde alttaki kısımda başlangıçta belirtmiştik. Sorununuz dışındaki seçimleri yapmayın ya da sorununuz düzelmiyorsa buradaki uyarıda olduğu gibi zorlamayın diye başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi internet protokollerini sıfırla TCP, IP yani bununla alakalı bir takım sorunlarınız varsa bunu seçili hale getirip git dediğinizde onarma işlemi yapabilirsiniz. WinSock onar kataloğu sıfırla internet bağlantısını yenile DNS çözümleyici ön belleğini temizle diyor. Ben burada sanırım videoda da bahsetmiştim. Genel olarak yaşadığım sorun DNS ile alakalı. Bundan dolayı bunu seçip git diyorum ve buradaki ön bellek kısımları temizleniyor. Sorunumu bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Bunun haricinde sanırım internet Explorer onar diyor. Modifiye bir işletim sistemi kullanıyorsanız ve bu geri getirilemez şekilde silinmişse bunu kullanabilme şansınız düşük. Windows güncelleme geçmişini temizle diyor. Bunu genel olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Windows güncelleme yaptıktan sonra çok abartılı bir şekilde güncelleme geçmişi yer kaplayabiliyor. Bu bazen 5-6 GB vesaire de bulabiliyor. Hızlıca bu seçimle bunları temizleme işlemi yapabilirsiniz. Windows'u onar otomatik güncellemeler diyor. Buradan önemli kısımlar sanırım bunlar proxy sunucu yapılandırmasını sıfırla ya da orijinal host dosyasını geri yüklemek istiyorsanız buradan geri yükleme işlemi yapabiliyorsunuz. Güvenlik duvarı yapılandırmasını sıfırlayabiliyorsunuz. Fakat ben bu kısmı anlamadım. İngilizce sürümünde bakıp tam olarak ne anlama geldiğini bakabilirsiniz. Burada bir çeviri hatası var gibi geldi bana. Bunun gibi sorunlarınızı çözmenizde yardımcı bir uygulama arkadaşlar. Uygulamayı aslında
Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Gerçi detaya da girmedik ama uygulama genel anlamda bu şekilde diyelim ve bu uygulamayı da bu şekilde anlatmış olalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.